Efendim canım, nasılsın? İyiyim Pelin'cim. Hayatım, derneğin yıllık yemeğini vereceğimiz restoran anlaşmazlık yaşadık. Birkaç arkadaşa daha haber verdim ama... Acil yeni bir mekan bulmamız lazım. Senin bildiğin bir yer... Filia restoran var. Ben bilmiyorum ama... Sen iyidir diyorsan... Yine kelime, harika bir yer. Ya şefi de benim zaten çok yakın arkadaşım. Yani ben şey yaparım ya, konuşurum, hallederim. Hiç sen uğraşma canım. Tekrar merhaba. Bari bir 24 saat geçseydi arada. 24 saat çok geç olabilirdi. Şimdi konuşmamız lazım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ha, çok arzu ediyorsan tekrarlarım da. Bensizlik sana hiç yaramamış. Ya daha 3 saat geçmedi, bir huysuzluklar, bir ukalalıklar. Kişisel alıma müdahale ediyorsun. Bu da beni huysuzlaştırıyor. Of, şef bu sefer ağır konuştu. Ama doğru konuştu. Ne var ya? Pelin'i kovsun demiyorum ama o da ilk günden böyle adamın karşısına çıkmasın. Kişisel alan dediğin umuma açık restoran. Karnın acıktıysa çocuklara söyleyeyim, hemen siparişini alsınlar. Ya belki önemli bir şey söyleyeceğim. Bir dinlesen anlayacaksın. Ne söylersen söyle, bundan sonra zaten kanıtsız inanmayacağım. Bir şeyi eksik söyledim. Yalan söyledin. Seni bir kere affettim. Eğer gitmeni sağlayacaksa yalanını da affedeceğim. Oldu mu? Oldu. Madem beni affettin, profesyonelce bir şey konuşabilir miyiz? Profesyonelce. Yine mi aynı konu? Hayır şefim, bu sefer başka. Sizin için bir sakıncası yoksa bizim dernek bu seneki yemeğini Filia'da yapmak istiyor. Ay, ah Melih abla! Ay, buna yakalanmayaydık, iyiydi de. İyiyim Meral kızım. Sen nasılsın yav? İyiyim abla. Meliha mı o? Evet o. Meliha abla. Sordun mu gerçekten dövmüş mü Necip'i? Allah'ım. Ağzıyla sormadı da gözleriyle soruyor. Hani lafı nasıl olur da oralara getiriveririm acaba diye gözleri fel fecr okuyor. Ha? Yok abla ya. Vallahi günahımı alıyor. Sen annemi bilmiyor musun? Dövdüm. Evet. Dövdüm yavrum. Sokağın orta yerinde patlatıverdim şamarı. Doğruymuş ha. E abla, canım. Evden de koymuşsun güya. Yavrum, siz ne duyduysanız doğrudur çocuğum. Yani Necip hakkında ne diyorlarsa o öyledir annem. Rahatladın mı yavrum? Gazın gitti mi anneciğim? Ay, peki ne oldu Meliha abla? Necip yine ne yaptı? Meral, istersen şansını daha fazla zorlama kızım, ha? Ya zaten benim heylerim üstünde son zamanlarda. Hırsımı senden almayayım yavrum. Niye dövmüş Necip'i, ne diyor? Onu demiyor. Necip hakkında duyduklarımız doğruymuş. Şerefsiz. Dost tutmuş bir de. Telefonla da söyleyebilirdin. Neyi? Ayarladığın yemeği. Ayrı kalamadım daha fazla. Buraya gelmek istedim. Bunu mu dememi istiyorsun? Yok, ben o yüzden söylemedim. Yani o kadar işinin gücünün arasında... Ama bu doğru. Buna inanması zor. Çünkü burada pek iyi anıların yok. Ama ilklerim var. Mesela ilk defa paspas yaptım. İlk defa tuvalet temizledim. Hatta ilk defa marul yıkadım. Biliyor musun? Ya ben böyle marulun tek tek yaprak yaprak ayrılıp öyle yıkandığını bilmiyordum. Şey sanıyordum, böyle marulun direkt hani öyle suya tutulup yıkandığını. Desene, biz seni sıfırdan almışız. Öyleydi. Ama ne bileyim, yani alışmıştım. Gayet mutluydum burada. Ben de ne kadar çok üzüyorum, ne kadar çok eziyet ediyorum, yoruyorum diye sevinmiştim. Vay, intikamların efendisi. Şuna bak, bir de söylüyor. Bende yalan yok. Bende var mı? Ya baksana, ilk ben başladım itiraflara. Ona da itiraf mı denir ya? Marul yıkamak, paspas yapmak. Ya dayanamadım, geldim diyorum. Bundan büyük itiraf mı olur? O, evet. Yani
O da itiraf sayılır aslında. Yani buranın muhabbeti çok güzel, hani eğlenceli. Ama asıl neyi anladım burada biliyor musun? Neyi? Sen beni çok sevmişsin. Ben de seni çok derin üzmüşüm. Ve anladım ki böyle kolay kolay affedilecek bir şey değil. İçeride söylemiştim. Duymadın galiba. Affettim seni dedim. Ya nasıl inanayım ben sana? Baksana söylerken gözlerimin içine bile bakmıyorsun. Pelin. Bak ben... Tamam neyse sus tamam. Tamam ne yapayım yani? Senden içinden gelmeyen bir şey bekleyemem. Razıyım ben kaderine. Sonsuza kadar mutsuz olarak kalsam da... razıyım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.